Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size uzun zamandır anlatmak istediğim bir otomobilin testinden sesleneceğim. E60 kodlu BMW 5 serisi bizlerle. Bugünkü bu çekime aldığımız aracın motor kodu ise 530 dizel. Yani model kodu ise 530 dizel. 530 dizel ismi tahmin edebileceğiniz gibi bu otomobilin kaputunun altında 3 litrelik dizel gibi bir makine olduğu anlamına geliyor. Tasarım olarak bence bu otomobilin şöyle bir özelliği var. BMW'nin aslında modern çağının ilk izlerinden biriydi E60 kodlu 5 serisi. Çünkü E60'tan önceki E39 kodlu 5 serisi daha geleneksel bir tarza sahipti. Biraz daha böyle 90'ları çağrıştıran tasarım öğelerine sahipti. Ama bu otomobil hem o dönemde hem de günümüzde bence hala daha böyle modern ve estetik bir tarza ve görünüme sahip. Ama tabii ki tasarım konusu görecelidir. Özellikle bu konuyla alakalı sizlerin yorumlarını da alt tarafa bekliyorum. Yorum demişken de arkadaşlar, özellikle bu tip videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız da bizler açısından oldukça önemli. Bunu da altını muhakkak çizmiş olayım. Şimdi gelin bu E60'a çok daha yakından bir bakalım. Şimdi bu otomobilin tasarımında bir de benim en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi, yerini aldığı E39'a göre böyle daha kaslı bir yapıya sahip olma durumu. Ya diyorum ya, özellikle yerini aldığı E39'a göre daha kaslı ve heybetli bir görüntüsü var. Özellikle bunu böyle yan profilden ve arka tarafta hissediyorsunuz. Arka tarafta da yine ön tarafta olduğu gibi yerini aldığı altın çizim E39'a göre daha böyle modern esintiler var. Ne bileyim, stopların formu değişmiş durumda ve daha fazla 3 boyutlu form var. Yani E39'da daha köşeli, biraz daha 90'ları anımsatan tasarım öğeleri varken burada dediğim gibi böyle daha modern dokunuşlarla bu otomobil kesinlikle hem döneminde hem de günümüzde bence hala böyle modern görünmeyi başarabiliyor. Dış tasarım öğeleri böyleydi. Gelin bir de içine bakalım. Ama tabii ki her zamanki gibi hazır buradayken bir bagaja bakalım. Bagajı anahtarla açıyorum. Anahtar da bu arada bu şekilde. Burada 540 litrelik bir hacim var. Yani bence gayet yeterli. Hazır hacimden konuşuyoruz. Size arka tarafı bir göstereyim. Şimdi ön koltukların ikisi de bana ayarlı şu anda. Özellikle ayak alanını ben beğendim. Yani diz mesafesi çok çok cömert değil ama ayak alanı çok güzel. Ayaklarım için bayağı bir boşluk var. Onun için öne doğru uzatabiliyorum. Şöyle ufaktan kaykılarak oturduğunuz zaman gayet güzel. Baş mesafesi bakın. Benim için de yeterli. Yani şöyle bir 50'lik bir boşluk var. 1.86 boyundayım. Biraz böyle gömülüyorsunuz. BMW'lerde zaten genelde öyledir. Eskiden de öyleydi. Ama 3. sırada, yani ortada daha doğrusu, oturmayı çok istemeyebilirim. Evet. Yok yani. Sığdım ama yok yani. Her zamanki gibi çok bana göre değil. Ve arkadakiler için de kolçak sunuluyor. Burada 2 bardaklık var. Eşya gözü var. Gelin bir de ön tarafa bakalım. İçeriye geçtiğimiz zaman, dışarıda bahsettim ya, yerini aldığı E39'a göre daha modern görünüyor bu otomobil bence dışarıdan. Aynı durum içerisi için de geçerli. Biliyorsunuz BMW özellikle iç tasarımlarda oynamayı çok sevmiyor. Hatta son nesil işte BMW'ye de bakın, 5 serisine de bakın, G30'a da bakın. Onda bile hala bunu çağrıştıran öğeler fazlasıyla var. Ama E60 ile E39 arasında tasarım anlamında bence büyük bir fark var, büyük bir uçurum var. Bu modern olma durumu burada da devam ediyor. Bence burası da oldukça şık ve dönemi için ve hala günümüz için de böyle şık ve modern olmaya devam ediyor tasarım olarak. Şimdi bu modern algıyı veren birçok detay var aslında konsolda. Yani bir sürü nokta var ama mesela bunlardan bence en önemlisi böyle 3 boyut verilmiş formlar. Bu bilgilendirme ekranı çok derindeymiş gibi görünüyor tasarım oyunları sayesinde. Ve çok şık da görünüyor ve bu ekranı elimin altındaki bu joystick vasıtasıyla kumanda edebiliyorum. Ve günümüzdeki yeni nesillerinde yine joystickle bu ekranları kumanda ediyoruz. Bu joystick olması özetle buraya çok büyük artı getiriyor. Çok kolay bir şekilde ekranla alakalı birçok şeyi, otomobille alakalı birçok sistemi kumanda edebiliyorum. Burada havalandırma menfezlerinin altında klima tuşları var bu arada. Bunlar vasıtasıyla da havalandırmayı kolaylıkla yönetebiliyorum. Yani bu anlamda bence oldukça iyi bir iş çıkartmış BMW bu E60 kodlu versiyonunda. Tabii bu otomobilde işte 12 yaşında ve işte 360 bin kilometre yol yapmış. Bayağı bir yol yapmış. 12 yıl öncesinin işte premiumların için, premium standartlar için malzeme kalitesinin yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama günümüzdeki premiumlardan kesinlikle daha aşağıda bir kalite algısının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Materyal seçimi bakımından durum bu şekilde. Mesela bir örnek vermem gerekirse böyle kompakt sedanlara benzer seviyede bir
kalite, materyal kalitesi var bu otomobilin içerisinde. Ama çok fazla böyle deforme olmamış içerideki materyaller. Sadece vitesin üzerindeki bu kaplama biraz böyle aşınmış. Ama bu da normal yani, dediğim gibi 360 bin kilometrede. Ve bu kilometresine göre çok çok böyle içerisi eski değil bence. Eski hissettirmiyor. Sadece bu koltuklarda kullanılan deri, hep söylüyorum ya sıfır testlerde. Ya ben deriyi zaten çok sevmiyorum. Eğer iyi bakımı yapılmazsa gördüğünüz gibi biraz böyle aşınabiliyor. Böyle bırakmış bayağı bir kendini, bu salmış. Direksiyon çok şık bu arada. Çok güzel konumlandırılmış. Dik ve hani sürücü kolaylıkla istediği pozisyonu yakalayabiliyor. Elektrikli olarak bu arada ayarlanıyor. Derinlik ve yükseklik ayarı var. Gayet güzel bu anlamda. Yani 12 yıl öncesinde bu gibi donanımlar da vardı yine. Oturduğum koltuktan da kolaylıkla böyle ideal sürüş pozisyonunu yakalayabiliyorum. Yani günümüz BMW'lerinden bu anlamda bence bir fark yok. Aynı sürüş algısını, aynı sürüş pozisyonunu yakalayabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Buradan da ışıkları açıp kapatıyoruz. Cam açma kapamaları bu şekilde. Genelde biliyorsunuz şurada olur BMW'lerde ama E60'ta buraya koymuşlardı. Güzel, fena değil bu da. Göstergeler her zaman olduğu gibi çok böyle sade. Yol bilgisayarı ile ilgili detayları alabiliyorsunuz. Otomobilde bir sorun varsa onunla alakalı buradan bilgileri alabiliyorsunuz. Mesela şu an kullandığım benim bu araçta el freni arızası uyarısı veriyor ama yani normalde bu aslında giderilmiş ama sistemden kapatamamışlar. Ondan dolayı bu arızayı vermeye devam ediyor. Şöyle altlara doğru indiğimiz zaman da dediğim gibi işte havalandırmalar var. Burada güzel bir eşya gözü var. Burada kapaklı bir göz var. Vites bu şekilde. Joystick burada. Çok sade. Yani içeride modern ve sade bir hava var bu otomobilde. El freni biraz deforme olmuş. Dediğim gibi şu kısımda biraz böyle bir aşınmalar olmuş ama bunlar çok normal bence. Direksiyon topuzu da hiç değişmemiş olmasına rağmen çok aşınmamış. Güzel. Materyaller de böyle. Evet. Anahtar bu şekilde. Buraya önce takıyorum. Sonra start stop tuşu da var. Sonra çalıştırıyorum. Biraz çalışırken böyle gürültülü ve hafif bir titreyerek çalışıyor. Evet, E60'la bir yola çıkalım. Ya bu otomobil gerçekten böyle 12 yaşında hissettirmiyor. Yani yeni nesil, son nesil işte 3 serilerini, 5 serilerini kullandıysanız ve buna geçtiğiniz an, yani onlardan buna geçtiğiniz an hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Böyle eski otomobil algısını çok fazla vermiyor. Yani bu tasarımdan kaynaklı bir durum ama tasarımın yanı sıra hani klasik o BMW'nin klişeleşmiş ama hep bilinen sportif o sürüş tarzı var ya, onu bu otomobil işte yeni nesillerinde de, bu marka diyelim daha doğrusu, bu işte E60 kodlu 10 yıl önceki versiyonlarında da çok net hissettiriyor. Burada sadece benim açımdan şu var, yani tasarım olarak E60'a geçişte daha radikal bir değişim oldu ya, sürüş anlamında da biraz daha böyle dinamik bir tarz oldu bence. E39 da dinamikti tabii ki. Dönemi için dinamikti. Rakipleri karşısında dinamikti. Ama E60 daha modern bir dinamizme sahip. Yani biraz böyle karmaşık bir cümle kurdum arkadaşlar ama hakikaten öyle. Yani bu otomobil gerçekten, ama gerçekten dinamik kelimesinin hakkını çok güzel veriyor. Yeni nesillerle bu otomobil arasındaki en belirgin fark bence hani sürüş modlarının olmayışı. Hani biliyorsunuz yeni nesillerde böyle otomobili sürüşünüzü kendi kullanımınıza göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Sport var, eco var, işte konfor modları var. Bunda öyle opsiyonlar yok. Bence çok başarılı bir motor var. 3 litrelik dizel makine, 218 beygir gücünde ve 500 Nm torka sahip. Bunu hissettiriyor mu? Kesinlikle evet. Yani bayağı iyi bir performansı var. Hem döneminde hem de günümüz için performans ihtiyaçlarınıza gayet iyi cevaplar verebiliyor. 6 litre otomatik kombinasyonuyla beraber bu otomobil 7.1 saniyede 100'e çıkıyor. Tüketim olarak da böyle 8 litre bandında dolaşabiliyorsunuz. Klasik BMW genlerine bu otomobil her detayda bu arada sahip. Yani işte otomobil elektronik sistemlerini kapatıp böyle arkasıyla oynayabiliyorsunuz, yanlayabiliyorsunuz. Ki bunu yapmak 500 Nm tork ile çok zor olmuyor ama açıkçası hani aracın kondisyonu da şu an tam istediğim kıvamda olmadığı için çok zorlamak da istemiyorum. Biliyorsunuz bir BMW varsa ben çok rahat durmam. Bu otomobilde her şey az çok beklediğim gibi ama beni en çok şaşırttığı nokta hani yüksek hızlardaki böyle konfor seviyesi. Gerçekten iyi bir yalıtım seviyesi var E60'ın. Hem dönemi için hem de günümüz standartları için gayet iyi bir yalıtım seviyesi var. Yani bu anlamda ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabiliyor. Yüksek hızlarda kabine çok rahatsız edici sesler gelmiyor.
Ve buna paralel olarak da konfor anlamında da bu otomobil beklediğimden iyi. Yani çukur ve benzeri geçişleri gayet iyi bir şekilde sönümleyebiliyor. Yol tutuşunu söylemem bile gerek yok. Bu konuda oldukça iyi. Yani viraj limiti, virajda sizinle kurduğu iletişim çok çok iyi. Peki E60 kodlu hani BMW 5 serisi alıyorken nelere dikkat etmek gerekiyor? Mesela bizim kullandığımız bu dizel versiyonlardan birini düşünüyorsanız motorun durumuna yani kondisyonuna özellikle böyle detaylıca baktırın derim. Dizel versiyonların tamir edilme maliyetleri çok yüksek olabiliyor. Şanzımanları bu arada çok sağlam. Tam otomatik zaten. Genelde problem çıkmıyor kolay kolay. Yani bayağı bir hırpalanması gerekiyor ki problem olsun. Test sürüşüne çıktığınızda böyle sakin bir sürüş yapmanızı tavsiye ederim. Sakin bir sürüş yaptığınızda vites geçişlerine biraz kulak verin ve hissetmeye çalışın. Eğer ki vites geçişlerinde böyle titreme vari, vuruntu vari şeyler hissediyorsanız o zaman şanzımanla da problem var demektir. Yani bu otomobilde, özellikle bu otomobilde E60'larda şanzıman ve hani motor tamirat maliyetleri yüksek olduğu için bu noktalara dikkat etmenizi tavsiye ederim. 5 serisi E60'ların hani ülkemizde birçok farklı motor şanzıman kombinasyonu var. Benim bugün kullandığım 530 dizel versiyonları ortalama olarak aracın kondisyonuna ve durumuna göre fiyat anlamında 64 bin ila 104 bin arasında değişen böyle fiyatlara sahip oluyor. Yani iyi durumda sıkı bir E60 istiyorsanız 100 bin liraları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama ben hani çıkaracağım masrafları göze alıyorum derseniz de yani böyle 70 bin liralar seviyesinde de 530 dizeller E60 kodlu 530 dizellerde bulmak mümkün olabiliyor. Ocak 2019 döneminde fiyat durumu zaten sürekli değişiyor bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar, bugün sizlere E60 kodlu BMW 5 serisinin testinden seslendim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Mümkün mertebe hani bu otomobille alakalı bildiğim detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir veya bu otomobille alakalı kullananların kullanıcı deneyimleri olabilir. Bunlarla alakalı yorumlarınızı alt tarafa rica ediyorum. Oradan yine konuşuyor oluruz beraber, sohbet ediyor oluruz ve bu otomobili satın almak isteyen kişilere de önemli sizlerin sayesinde bilgiler verebiliriz. Durum özetle bu şekilde. Bu gibi başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kanka videonu görmedin değil mi? Ha? Neyse keseriz. Lan oğlum Baran ya.